Değerli arkadaşlar, hepinize günaydın. Bugün roman serimize devam edelim. İlk videomuz bu olsun dedim arkadaşlar. Dördüncü videomuz bu serideki arkadaşlar 31 numara. Firuzan 47'ler adlı romanı varmış. En iyi romanlar seçilen, en iyi romanlarda ne anlatıyormuş efendim? 12 Mart dönemini 1968 öğrenci hareketlerini ele alıyormuş ve daha çok 1947 doğumlu olan gençlerin doğum yılını kastettiği için 47'ler ismini vermiş arkadaşlar. Firuzan. Evet, listede daha çok arkadaşlar postmodern romanlar var. Eser düşle gerçeğin birbirine geçtiği postmodern bir yapıya sahip. Jungle'lı Nuri kahramanı. Belki bu romanların çoğunu ilk defa duydunuz. Roman filme de çekilmiş arkadaşlar. Ana karakterlerinden Jungle'lı Nuri'nin ruhunun daraldığını söyleyerek şehirdeki berber dükkanından çekip gitmesiyle başlayan olaylar böyle kaçırılma haberinin çıkmasıyla, bir genç kızın kaçırılma haberinin çıkmasıyla son buluyormuş. 32 numarada Hasan Ali Toptaş ismi var arkadaşlar. Evet, 33 numara Yaşar Kemal'in serisinden bir roman. Demirciler Çarşısı Cinayeti arkadaşlar 33 numarada kendine yer bulmuş. Bu önemli arkadaşlar. 100 romanda 33. sırada o yapılan oylamalarla seçilmesi. Derviş Bey, Mustafa Bey, Karakız Hatun kahramanlarımız şöyle bir aklımızda kalırsa, güneyde iki ağanın birbiriyle olan amansız savaşlarında giderek çökmeye başlayan Çukurova ağalık sistemi içinde yer alan nüfus savaşları ve kan davası. Burası önemli arkadaşlar. Yani bu romanın seçilmesindeki en büyük etken ağalık sistemini kastetmesi ve kan davalarından bahsetmesidir arkadaşlar. Günümüzde de maalesef halen devam eden bu olayı anlatmasıdır. Evet, tarihi romanlarda da yer vermiştim. Yine burada da kendine yer buldu arkadaşlar. 34 numara Yorgun Savaşçı Kemal Tahir. Yüzbaşı Cemil karakterini unutmuyoruz arkadaşlar. En önemli karakterimiz. Osmanlı Devleti'nin mutarekeyi imzalamasından 20 ortalarında milli mücadelenin güçlendiği döneme kadar geçen olayları bir yüzbaşı ve İttihat Terakki üyesinin gözünden, hikayesi üzerinden anlatır arkadaşlar. 35 numara birçok filmde de çekilmiş, filmde de gördüğümüz arkadaşlar. Murtaza karakteri, Orhan Kemal'in Murtaza romanı 35. sırada kendine yer bulmuş. Önemlidir çünkü otorite ile doğru kavramı arasında sıkışıp kalan bir hikaye olduğu için, doğruculuğundan ödün vermemek için çabaladıkça daha çözümsüz durumlara düşen bir kişinin hikayesidir arkadaşlar. Olaylar 41-47 arasındaki bir zamanda Adana'nın, yine Orhan Kemaller deyince, Kemaller deyince Adana aklımıza geliyor arkadaşlar. Adana'nın fakir bir işçi mahallesinde geçmektedir. 36 numara yine Yaşar Kemal'in Dağın Öte Yüzü serisinden ikinci roman arkadaşlar. Muhtar Sefer, Taşbaş Adil Efendi, iki temel karakterimizi unutmuyoruz. Köylülerin Adil Efendi'ye olan borçlarını ödeyemeyecek olmalarının onlarda yarattığı korku ve durumdan kurtulmak için bir ermişe dönüştürdükleri Taşbaş'ın öyküsü. Taşbaş önemli bir karakter arkadaşlar. Bu yapıtta Muhtar Sefer ile Taşbaş arasındaki mücadele anlatının odağını oluşturuyormuş. 37 numara yine ismini az duyduğumuz belki de bir yazar Leyla Erbil arkadaşlar. Tuhaf bir kadın. Nermin ve Halit karakteri var. İki tane karakteri. Nermin adlı karakter şahsında Leyla Erbil Türk kadınını ve sosyalizmi sorgulamıştır. Bu da önemli bir konu olduğu için, işin içinde kadın olduğu için gerçekten belki de burada kendine yer buldu. 19 yaşında olan Nermin'in yaşadıkları ve sosyalist düşünce tarzı romanın konusuymuş arkadaşlar. 38 numara, bunun da ilk defa duyduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Ağır roman Metin Kaçan, Gılı Gılı Salih, Yıkık Köprülü Ali, iki karakterimiz var. Metin Kaçan'ın karakterlerinde kullandığı dili anlatıcı olarak tercih etmesi ve Türk edebiyatına yeni bir soluk kazandıran öncü bir eser olması nedeniyle önemlidir arkadaşlar. Orasını tekrar vurgulayalım. Karakterinde kullandığı dili anlatıcı olarak tercih etmesi önemliymiş arkadaşlar. Sebahattin Ali içimizdeki Şeytan, 39 numara Ömer, Macide iki karakterimiz var arkadaşlar. Roman Macide ve Ömer isimli iki önemli karakterin aşkını anlatır ama bunu anlatırken nasıl anlattığı önemli. Bu noktaya getiren roman odur arkadaşlar. Eserde iç konuşma teknikleri, kendileriyle hesaplaşmaları yaygın olarak kullanmış. Bu yolla duygu ve hisler çok başarılı bir şekilde anlatmıştır. Ömer'in sürekli kendini sorgulaması, olaylara çözüm üretmek istemesi ve başarısız olması göze çarpan hususlardandır ve şeytanla da alakası arkadaşlar, bunu şeytana bağlaması, oradan gelir ismi.
40 numara yine Yaşar Kemal. Kemaller bayağı listede çok arkadaşlar. Poyraz Musa, Nişancı Veli, Vasili ve diğer yabancı karakterimiz. Bir Ada Hikayesi dörtlemenin ilk kitabıdır. Yaşar Kemal bu eserinde 1. Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu halkının çilesini yine anlatıyor arkadaşlar. Son serim kaldı. Bir tane daha 50'ye tamamlayacağım arkadaşlar. Daha sonra inşallah bugün yapabilirsem ya da yarın ikisinin söz sanatları efendim ve tekrarlar videolarım gelmeye devam edecek arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.